OLED, 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 OLED diyoruz ama bu OLED ne işe yarıyor? Yani laptoplarda gördüğümüz OLED ekran aslında ne? Arkadaşlar OLED'in Türkçe karşılığı, yani Türkçe meali diyoruz ya, aslında organik ışık yayan diyot anlamına geliyor. OLED'lerin LCD ekranları oranla pikselleri çok daha uzun ömürlü. İçeriğinde bulunan karbon film ile ışık yayma özelliği tümleşik olarak beraber çalışıyorlar. Haliyle tabi finalde ışık kaynağını biraz araştırdığımızda ve renk dizileşlerine baktığımızda aynı anda birbirlerini kontrol ediyorlar. Bu sayede gerçekçi tonları aktarmasını sağladığı gibi günümüzde sadece laptoplarda değil televizyon, cep telefonları ve tabletlere kadar OLED'ler girmiş durumda. Şimdi ise lütfen buraya bir iyi bakın. Ekranda 150 nit parlaklığa sahip LCD ve OLED arasındaki renk gamutu farklarına bakacağız. 400 nit seviyelerine daha hiç çıkmadan LCD'nin renkleri doğru vermediğini görebiliyorsunuz. Üstüne bir de DCI-P3 renk uzayını eklediğimiz zaman seviye biraz daha yukarı taşınıyor. LCD'de %100 sRGB olmamasına rağmen renkler doygun değil. Haliyle Asus da OLED ekrana sahip 6 farklı modeli bu şekilde geliştirmiş. Biliyorsunuz ki her ürünün bir ismi var. Yani piyasada bir sürü model olduğundan dolayı tam ismi vermemiz gerekiyor. Uğur, bunu da sen lütfen yaz oraya. Söylüyorum, hazır mısın? Ben hazır değilim. Hazır değilim. Asus ZenBook 13 OLED UX325EA KG230T. Nefesim yetmedi Uğur. Bir random mu atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bu şeylere? Bir su var. Kutu ile beraber Type-C'den şarj edebileceğimiz 65 Watt'lık adaptör çıkarken çok kibar ve küçük olarak tasarlanmış. 1.1 kilogram ağırlığındaki bu cihaz taşınabilirlik konusunda avantajlı durumda. Fakat alüminyum üst kapak tasarımı açısından güzel görünse de parmak izi konusunda dost değil. Kısa süre içerisinde avuçladığınız cihaz parmak iziyle dolabiliyor. Ekran OLED olmasının yanı sıra 13.3 inç Full HD boyuta sahip Intel i5-11335G7 işlemci ile gelirken 8 GB RAM ve 512 GB'lık M.2 SSD bulunuyor. Ayrıca DCI-P3 %100 olmasına karşın Pantone olaylı 400 nit parlaklık ve HDR destekli. Bu arada bir şey kaçırmayalım, az önce M.2'den bahsettik hatırlarsan. Bir Windows açılış hızına bakmak lazım, kaç saniye sürecek? Bir de arkadaşlar, son zamanlarda Asus ErgoLift olayını iyice genişletmiş durumda. Ekranı böyle geriye doğru yatırdığınızda kasa böyle alttan hafif yukarıya doğru çıkıyor. Bu sayede klavye kullanım daha kolaylaşıyor. Laptoplarda en çok dikkat ettiğim kısımlardan bir tanesi portlar. Sol tarafta HDMI, 2 adet Type-C bulunurken sağ tarafta ise 1 adet USB ve microSD kart girişi yer alıyor. Touchpad yine nümerik tasarlanmış. Daha önceki modellerde vardı hatırlarsanız. Ekranlar çok daha pahalı fakat bu biraz daha böyle el avucu geliyor. Sağ üstte 1 saniye basılı tuttuğunuzda kapanırken hesaplamaları kolaylaştırması hedeflenmiş. Klavyenin tasarımını sevdiğimi söyleyebilirim. Komple bütün cihazı kaplıyor. Low profil tuşlara sahip, bayağı sessiz, 2 kademeli olarak da beyaz renk aydınlatmasına sahip. Asus'un iddiası şu: bu cihaz abi 13 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. İddialı bir süre. Ancak işlemci ve diğer donanım bileşenleri adeta cihazı kokluyor böyle. Ben de bir haftadır kullanıyorum. 13 saati henüz göremesem de pil tasarruf modunda 11 saat rahatlıkla götürüyor. Fakat tam performans seçtiğiniz zaman %42 şarj ile 1 saat 8 dakika kullanabiliyorsunuz. %66'da ise 1 saat 53 dakika.
Şu an duymuş olduğunuz her ses Asus'un ZenBook serisindeki kamera performansına gelmekte arkadaşlar. Şunu söylemek gerekiyor. Hep üstüne basarak vurgulamaya çalışıyorum. Kamera performansları 3000 liralık laptopta da, 15000 liralık laptopta da, 25000 liralık laptopta da ne yazık ki çok iyi değil. Şu an almış olduğumuz kayıt maksimum olarak söylüyorum yapabildiği 720p ve 60 fps'lik performans vaat edebiliyor. Ancak bir ilave yapabilirim. Arka plandaki sesleri rahatlıkla kestiğini ve temiz bir ses verdiğini vurgulamak gerekiyor. Arkadaşlar bu bölümde ise işlemci size akıbetinden bahsetmek istiyorum. İçerisinde dahili grafik var biliyorsunuz. Apo gibi. Ona da Intel'in 11. nesinde Iris X adı veriliyor. Onun bir performansına bakmak lazım. İşlemci 28 watt güç tüketiyor. 4 çekirdek 8 iş parçacığına sahipken 4.2 GHz'de turbo frekansı var. TDP değerine göre performanslı bir ürün diyebiliriz. Render'la başlayalım diyorum. Cinebench R20 testinde hem çoklu çekirdek hem de tek çekirdek performansına bakacağız. Çoklu çekirdekte 1841 puan elde ederken tek çekirdekte beni biraz şaşırttığını söyleyebilirim. 480 puan ile i7-7100K gibi masaüstü işlemcisini geçmiş durumda. Ki 7700K'ya baktığımızda abi 91 watt TDP'ye sahip. Bizimki kaçtı? 28. Şimdi 3DMark'ta ise bu sefer işlemcinin hem dahili grafik birimi olan Iris X'in hem de işlemcinin performans sonuçlarını alacağız. Overall'da 1465 puan elde ederken 1330 puan grafik, 3482 puan ise işlemcimiz aldı. Bu süre zarfı içerisinde sıcaklıklarımız da stabil olduğunu söyleyebilirim. 58 derece ile 69 arası pik yapıyor. Elime ulaşan config ve model Türkiye topraklarına gelmiş durumda. Ama sadece şu an için vatan bilgisayarda görebildim. Fiyat aralığı ise bu şekilde. Evet sevgili dostlar, bu videomuzda Asus'un ZenBook serisine ait OLED ekranlı bu arkadaşın incelemesini gerçekleştirdik. İçerisinde Intel i5